Sevgili seyirciler, yeni bir Elif Lam Mim'de daha sizlerle birlikteyiz efendim. Programımızı her zaman olduğu gibi İstanbul Dolmabahçe'den Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nden açıyoruz. Değerli hocam Profesör Doktor Necdet Çağıl yine bizlerle birlikte. Bugün Kur'an-ı Kerim'in iki önemli suresini inşallah ele almaya çalışacağız. Bu sureler acaba bize hangi mesajları veriyor? Bu surelerin nüzul sebeplerinin bize vermiş olduğu, getirmiş olduğu açılımlar var mı? İnşallah bu konulara vaktin müsaadesi ölçüsünde değinmeye çalışacağız. Değerli hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk hocam, şeref bulduk. Hocam bugün iki suremiz var, Kafirun ve Nasr sureleri. Bu iki sure hakikaten farklı anlam zenginliklerine sahip. Hem kıraatları açısından hem muhtevaları açısından. Önce Kafirun suresinden başlasak. Şimdi Kafirun suresi kafirlere hitapla başlıyor. Evet. Kul ya eyyuhel kafirun. Acaba bu kafirlere yönelik hitap bütün inanmayan, inkarcıları, kafirleri mi kapsıyor? Yoksa buradaki sebeb-i nüzulün bize yönelttiği bir mesaj mı var? Yani belli bir kesime yönelik bir hitap mı var? Neler söylersiniz? Evet, Kamil Hocam bu sure de yine Mekki surelerden malumunuz. Evet. Ve Cenab-ı Hak direkt kendisi ey kafirler diye hitap etmiyor da, çünkü ilahi hitapta bir şeref söz konusudur. Hitap ettiğiniz muhataba siz bir değer veriyorsunuz demektir. Onu kale alıyorsunuz demektir. Yüce Rabbimiz direkt hitap etmiyor da Peygamberimiz vasıtasıyla hitap ediyor. De onlara ey Muhammed, de ki ey inkarcılar, ey kafirler. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi o el kafirunedeki lam ahit anlamına geliyor ki o bilinen inkarcılar. Yani Mekke'nin ileri gelenleri, senadidi Kureyş denilen, Kureyş'in ileri gelen o inkarcıları. Evvel emirde burada niyetleniliyor kendisine. Çünkü surenin sebebi nüzulu zaten bunu kendiliğinden öne çıkarıyor. Bildiğiniz gibi müşriklerden Peygamberimize bir talep geliyor. Peygamberimiz malum onları devamlı İslam'a davet etmesi karşılığında diyorlar ki ey Muhammed, madem bu kadar davada ısrar ediyorsun, davanda bu denli ısrarcısın, gel şöyle bir uzlaşalım, bir ortak noktada buluşalım. Ne yapacağız? Bir sene biz senin Rabbine kulluk edelim. Bir sene de sen bizim putlarımıza, ilahlarımıza kulluk et. Biz senin ilahına bir yıl kulluk edeceğiz, sen de bizim ilahlarımıza bir yıl kulluk edeceksin. Yahut buna benzer başka bir sebebi nüzul ortamından bahsediliyor. İşte Kureyş'in ileri gelenleri, işte Mughire bin Şube gibi, efendim Velid ibn Mughire gibi, As ibn Vail gibi, Ebu Cehil gibiler sevgili peygamberimize diyorlar ki ey Muhammed diyorlar. Gel bir sene sen bizim Rabbim ilahlarımıza kulluk et. Böylece bizim nail olup da senin nail olamadığın bereketler, hayırlar varsa sen bu sayede bunları görmüş, bunlara nail olmuş olursun. Biz de bir sene senin Rabbine, bir sene boyunca senin ilahına kulluk edelim. Böylece senin nail olup da bizim nail olamadığımız hayırlara varsa şayet yümünle, berekete biz nail olalım. Ne diyorsun diye. Böyle çok hocam, saçma. Çok, evet, çok anlamsız bir teklif. Yani çok bir anlamsız. Tabiz de var işin içinde ama tabii. Yani bir inançla da uzlaşmayacak bir teklif. Evet, kesinlikle. Evet. Yani saf saf söylüyorlar, böyle konuşuyorlar. Yani bu şekilde belki uzlaşırız tabii gibisinden. Buradan muhtemelen şunu da çıkarabiliriz. Yani baktılar ki Peygamber Efendimiz'in bu tebliğ süreci onların düşündüğü gibi bir anda bitmeyecek. Hı hı. Hiç olmazsa böyle bir yolda önünü kesmiş olalım diye belki düşündüler. Olabilir tabii. Evet. Yani Peygamberimizin davasında çok ısrarcı gördükleri için dediğiniz gibi. Ve kendi otoriteleri de devam etmiş olacak. Tabii. Bu arada kendi otoriteleri de, kendi davaları, kendi devletleri de devam edecek bu sayede. Yani bu da doğru, belki bir ileri görüş olabilir. Yani baktılar ki bu işin sonu yok. Evet. Bu bizim yakamızı bırakmayacak tabiri caizse. Bari böyle bir asgari müşterekte buluşalım gibisinden. İşte bu ucube, nabeca teklif karşısında bu ayet geliyor. Kul de ki ey Muhammed, ya eyyuhel kafirun, ey inkar edenler, ey inkarcılar. La a'budu ma ta'budun. Ben sizin taptıklarınıza tapmam,
tapmayacağım la. Yani bu nefi istikbale daha çok delalet evet. eder. Hükmü gelecek zamanda efendim olumsuzlaştırma evet. edatıdır malum. Ben gelecekte yani şu anda da gelecekte de sizin taptığınız putlara tapmam. Yani benden size benim, bu konuda bir şey çıkmaz demek evet, istiyor tabiri caizse. Doğru benden evet. malzeme çıkmaz evet. size. Benim tabiatımda, benim karihamda putlara teabbüt gibi bir şey yoktur. Evet. Ben bunu yapamam. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ sizler de zaten benim taptığım o Allah'a, o vahid ve kahhar olan Allah'a tapacak değilsiniz, ibadet edecek değilsiniz. وَلَا اَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ İlginç burada fiil cümlesinden isim cümlesine geçiliyor Kamil Hocam. Evet. Ve bir tür tekrarla iyice burada hüküm, mesaj vurgulanıyor, oturtuluyor yerine. Evet hocam bu tekrarın sebebiyle dikkat çekici olabilir. Yani değil bu çünkü mi? Halkımız da sık sık okuyor bu sureyi. Hı hı. Yani neden iki ayet veya bir ayet iki defa tekrar ediliyor. Ediliyor. Gerçi Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerin de tekrar edildiğini görüyoruz ama gayet tabii. Burada özellikle vurgulamak istediğimiz bir mesaj olabilir mi hocam? Tabii hocam. Zaten biliyorsunuz yani Arap'ın örfünde tekrar vardır. Ön plana çıkar. Ama tabii durduk yere Arap tekrar etmez. Yani Arap eğer bir tekrara yer veriyorsa orada bir şeyi önemsiyor demektir. Hmm. O şeyin lüzumuna binaen, ehemmiyetine binaen gerek lafız olarak, gerek anlam olarak sözde tekrara yer verilir Kamil evet. Hocam. Mesela diyelim işte at, at, at der. Yani irmi, irmi, irmi. Sevgili Peygamberimiz değil mi Uhud Harbi'nde Sa'd bin Ebi Vakkas'a diyordu. İrmi ya Sa'd, bi ebi ve ummi fidak. Babam anam sana feda olsun. At, irmi, irmi, at, at. Yani böyle ehemmiyet arz eden yerlerde gerek kelime, gerek cümle tekrar edilir. Burada da şimdi tevhid vurgulandığı için Kamil evet. Hocam, burada cümle farklı bir versiyonuyla, farklı bir formuyla tekrar ediliyor. Önce la a'budu ma ta'budun buyurdu Peygamberimiz. Ben sizin taptıklarınıza tapmıyorum, tapmam, tapmayacağım. Yani fiil cümlesi. Evet. Burada ve la ene a'budun ma a'bettun. Bakın isim evet. cümlesi geldi. Bu demektir ki Beydavi diyor, bu geçmişe de diyor yürür. Ben zaten hiçbir zaman sizin taptıklarınıza tapmadım ki. Yani geçmişte de ben bunu yapmış değilim. Hatta diyorlar niye mesela وَلَا اَنَا عَابِدٌ geldi de وَمَا عَبَدْتُ şeklinde gelmedi. Evet. Yani bu sevgili peygamberimizin bütün bir geçmişinde yani peygamber olmadığı dönemleri dahi kapsayacak şekilde. Yani zaman bakımından bir süreklilik söz konusu. Kesinlikle. Evet. evet. Yani ben ne geçmişte ne de gelecekte sizin bu taptıklarınıza tapacak değilim anlamında. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ve siz de zaten geçmişte de gelecekte de benim ibadet ettiğim olan bir o muvahhid olan Allah'a tapmış, ibadet etmiş değilsiniz. لَكُمْ دِينُكُمْ sizin dininiz size وَلِيَ دِينِ benim dinim bana. Tabii buradaki evet. din kelimesinde farklı manalar tabii, var evet. hocam biliyorsunuz. Bir manada bu bildiğimiz hakiki din anlamında. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Bazı alimler diyorlar ki bu diyorlar cihat ayetiyle bu neshedilmiştir. Hmm. Yani hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Fakat bazı evet. alimler diyorlar ki burada bir nesih söz konusu değildir. Burada aslında bir mütareke söz konusudur. Hmm. Yani sevgili peygamberimiz ki Mekke döneminde malumunuz o ortamda çok daha uygun oluyor bu. Adeta burada demek istiyordu ki yani siz ibadet edin, kendi bildiklerinize tapmaya devam edin, sonucunu görün bakalım. Ben de benim hak bildiğim o bir Allah'a ibadete devam edeceğim ve sonucunu göreceğiz. Yani tabiri caizse siz benden uzaksınız, ben sizden uzağım. Bir mütareke burada. Bir diğer anlamda, yani burada adeta bir anlaşma, muahede söz konusu. Ki aslında bu manevi bir tehdit içeriyor. Sizin dininiz size, benim dinim bana. İkimiz de göreceğiz bakalım. Kim haklı çıkacak, kimin davası hak dava olarak tebellür edecek. Bir başka mana Kamil Hocam, buradaki din ceza, hesap anlamına geliyor. Yani sizin hesabınız size, benim hesabım bana. Böyle bir mana da var. Siz yaptıklarınızın hesabını bir şekilde vereceksiniz. Ben de kendi davamın hesabını bir şekilde vereceğim ve sonucunu göreceğim anlamında. Dolayısıyla olaya böyle baktığımız vakit bu ayetin neshedilmediği
gerçeği ortaya çıkıyor. Peki hocam, buradan bir tür sanki din ve ibadet özgürlüğü mesajı da veriliyor diyebilir miyiz? Evet, yani iyi dediniz onu hocam. İyi evet, hatırlattınız. Gerçekten öyle. Yani ben onu söylemeyi unuttum. Evet. Gerçekten zaten buradaki mütarekenin bir anlamı da budur. Yani dinde özgürlük, inançta özgürlük. Bu çok önemli. Özellikle Mekke dönemi, Mekke ortamı bu iş için çok müsait. Dediğiniz gibi burada aslında inançta bir özgürlük söz konusu. Siz evet, kendi dininizde mülazemet edin, kendi yolunuzda devam edin. Evet. Ben de kendi yolumda. Hatta orada din bir manada da tariktir. Sizin yolunuz size, benim yolum bana. Yani ikimiz de yolculuğumuza devam edeceğiz iki tarafta. Ama netice kimin lehine olacak? Kimin lehine olacak, onu ileride göreceğiz manada. O manada hocam. Evet. Evet. Hocam, şimdi burada bir VTR arası vereceğiz. Evet. Mustafa İsmail, merhum Mısırlı meşhur hafızlardan Mustafa İsmail'in sesinden Kafirun suresi tilaveti var. Hı-hı. Onu dinleyelim, daha sonra sohbetimize devam İnşallah edelim. İnşallah hocam. Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun, la a'budu ma ta'budun, ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ولا أنا عابد ما ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Değerli hocam, Aşr-ı Şerif'i, daha doğrusu Kafirun suresini dinledik Mustafa İsmail'in sesinden. Okuyuşuyla ilgili neler söylersiniz? Evet hocam, Rast makamında okudu malumunuz ve medd-i munfasılları bir elif çekerek okudu. Zaten Mustafa İsmail'in tarzı budur. Öncelikle munfasıl medlerin bir elif çekilmesini hep yeyler, ön plana çıkarır ki aynı zamanda bu Harameyn'in kıraatidir hocam. Yani Medine verş hariç, Medine ve Mekke'nin kıraatinde medd-i munfasıllar bir elif çeker. Kalun ve İbni Kesir'in kıraatinde medd-i munfasıllar bir elif çeker malumunuz. Evet. Tabii, peki surenin genel olarak kıraat farklılıkları açısından özellikleri evet, neler hocam? Hocam iyi hatırlattınız. Çekiyor. Burada ilginç bazı bizim belki kıymetli seyircilerimizin pek aşina olmadığı bir takım farklı okuyuş tarzları var. Evet. Müsaade ederseniz buyurun hocam, ben onlara kısmen değineyim. Birincisi kafirun kelimesi. Burada iki türlü kıraat var. Önce normal estağfirullah, bir elif çekerek ben de onu örnek vereyim. Estağfirullah. Kul ya eyyuhel kafirun. Bu genelde tabi Mekke ve Medine'nin kıraati. Şimdi Yakup'un burada farklı bir kıraati var. Kul ya eyyuhel kafirun. Yani kelime cemi müzekker salim olduğu için Yakup'un kıraatinde bunların sonunda ha-i sekit uygulanır. Verşin bir kıraati var, terkik, ra'yı ince okur. Çünkü ra'nın öncesi kesr oldu mu, ra'nın harekesine itibar etmez verş, mutlaka ince okur. Kul ya eyyuhel kafirun. Bu şekilde. La a'budu ma ta'budun. Tabi orada yine la a'budu. Onları geçiyoruz. Evet. Yani orada medlerin med ölçüleri, mertebesi evet, var. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْ
وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ İşte burası ilginç. Evet. İbn Amir'in Hişam tarikinden kıraatinde hocam burada imale uygulanıyor. Çok ilginçtir. İki yerde, bir de abid kelimesinde Hişam bu üç kelimeyi imale ile okur. وَلَا Tabi medd-i munfasılı üç elif çeker. O ehli tavassuttandır. وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدْ Tabi burada وَلَا أَنْتُمُ kıraati var. Yani evet. Geçerken sıla yapıyorlar. Devam ediyoruz. وَلَا أَنَ عَبِدٌ مَا عَبَدْتُمْ Yine İbn Amir'in farklı kıraatini veriyorum sadece. وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ لَكُمُ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ لَكُمُ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ En son Yakup'un kıraati لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ Sonunda yayı ispat eder. Evet, evet. Böylece kıraat farklılıklarına kısmen de olsa evet. Değinmiş olduk hocam. Yani sure kısa gözüküyor ama oldukça çok, çok kıraat farklılıklar bakımından zengin. Çok farklı kıraatler var. Evet. Özellikle عَبِدُونَ O dikkat çekici. وَلَا أَنَ عَبِدُونَ O yani pek bizim aşina olduğumuz bir imale tarzı değil. Farklı, evet. Şam imamı. Şam'ın kıraat alimi İbn Amir o üç kelimede imale yapıyor hocam. Evet. Hocam Kafirun suresinden sonra Nasr suresi geliyor. Şimdi burada tabii bu surenin başında, Nasr suresinin başında fetih ve nasr kelimeleri var. Şimdi bu kavramlar bize acaba ne tür mesaj veriyor? Yani fetihten kasıt ne? Evet. Nasr, zafer anlamında Güzel. Malum. Oradaki zafer neyi ifade ediyor? Evet. Bu sürenin başlangıcı acaba ne tür mesajlar içeriyor? Neler söylersiniz? Hocam sizin de bildiğiniz gibi bu sure gerçekten ilginç surelerden birisidir. Nasr suresi veya İza Câe suresi diye bildiğimiz bu surenin bilirsiniz en meşhur isimlerinden biri de Suretü Tevdi'dir. Yani vedalaşma suresi. Evet. Yani sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki bu medeni surelerdendir biliyorsunuz. Evet, evet. Kısa sureler arasında hatta ama. Hatta bütün olarak indirilen son sure. Evet son sure evet, olduğu söyleniyor evet. Hocam değindiğiniz gibi. Tevdi' demek yani uveddi'ukumullah. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Bana Allah'a ısmarladık. Diyerek adeta sevgili peygamberimiz biz ümmetine ve ashabına bu sureyle veda etmiştir. Sizin dediğiniz buradaki fetih ve nasır gerçekten üzerinde durulması gereken iki anahtar kavram hocam. İza ca'a nasrullahi vel fetih. Allah'ın nusreti, Allah'ın yardımı, Allah'ın zaferi ve fetih geldiği vakit. Şimdi burada tabii şey ilginçtir hocam. Beydavi'nin burada ilginç bir yorumu var. Diyor ki burada neden Allah'ın yardımı geldiği vakit ca'e fiili kullandı da mesela hasale kullanılmadı. İza hasala nasrullah Allah'ın yardımı hasıl olduğunda gerçekleştiğinde demedi de ca'e fiili kullandı. Evet. Bu çok önemli. Burada diyor bu fiilin kullanılması bütün bir umurun kainattaki cereyan eden akıp giden olayların hadiselerin ezelden ebede doğru akışına bir işaret var. Ve bu akış içerisinde diyor bu akıp gelen değerlerden birisi de yardım, Allah'ın yardımı ve Allah'ın müyesser edeceği, kullarına müyesser edeceği fetih kavramı da diyor bu akıp gelen değerlerin içerisindedir. O halde yani ey Muhammed, ey benim peygamberim, sen adeta bir köşede birisini bekleyen biri gibi bekle, dur ve bu gelecek olan yardımı ve fethi muntazır ol. Ve bu geldiğinde, tecelli ettiğinde bunun nimetinden müstefid ol. Yani bunu dört gözle bekle, tecelli ettiğinde buna sahip ol, bunu sahiplen. Hatta hocam burada tabii bilirsiniz, bu yardım olayı çok ilginç. Allah'ın yardımı geldiğinde. Evet. Şimdi burada öyle olmuştur ki biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de bu geçiyor. Gerek eski peygamberlerle ilgili, gerek bizim sevgili peygamberimiz ve ashabıyla ilgili.
zaman zaman bunaldıkları, boğaldıkları, çok darda kaldıkları dönemler olmuştur. Kur'an-ı Kerim buna değiniyor biliyorsunuz. Meta Nasrullah değil mi? Evet, onu dediler. Ve zulzilu messethumul be'sâ'u vaddarrâ'u malum. Bunlara maddi ve manevi olanca zararlar geldi, dokundu. Efendim, imkansızlıklar, sıkıntılar bunların yakasını bırakmadı. Ve zulzilu, çok sarsıldılar. Nereye değin? Hatta yekûler rasûl vellezîne âmenû ma'ah. Öyle bir dereceye vardı ki bu sıkışma, bu sarsıntı, bu zelzele. Rasûl ve onunla birlikte iman edenler dediler ki metâ nasrullah. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? Sanki ümitlerini kesme aşamasına gelmişlerdi gibi oluyor. Öyle hocam yani, işte. Evet. Çünkü insanoğlu böyle yani biz tabii zaman ve mekanla sınırlı düşünmek zorundayız ya. İşte biz o yardımın ne zaman geleceğini bilemediğimiz için o yardım ne zaman tecelli edecek? Hikmeti ilahi nasıl bunu iktiza ettiriyor? Bunu bilemediğimiz için değil mi? Allah'ım ne zaman yardım göndereceksin diye feryat ediyoruz. Hocam bir de şöyle bir şey de sanki denebilir. Yani yardım gelmeden önce eldeki bütün imkanları sarf etmek gerekiyor. Tabii. Yoksa yani çaba göstermeden meta nasrullah demenin bir anlamı yok. Evet. Zaten ben de oraya bağlayacaktım sevgili hocam. İşte Cenab-ı Hak buyuruyor ki ela inna nasrallahi karib. Dikkat edin, Allah'ın yardımı yakındır. Yani ey kullarım, belli ki, muhtemel ki hala yapmanız gereken şeyler var. Hala sadağınızda atmadığınız belki son bir okunuz duruyor. Yayı gelip o oku fırlatmanız lazım. Hala fırlatmanız gereken kargınız var. Hala düşmanın tepesine indirmeniz gereken şeşberiniz var. Topuzunuz var, onu vurmanız lazım. Onları bitirdikten sonra, son gücünüzü, eforunuzu sarf ettikten sonra o zaman benden yardım bekleyin. Evet. İşte fetih de böyle hocam. Malumunuz bu surenin Mekke'nin fethinden sonra indiğini söyleyenler olduğu gibi önceden öncesinde indiğini de söyleyenler de hocam, var. Hocam o Mekke'nin fethine gireceğiz ama ben şimdi aklıma başka bir ayet geldi. Hani fetih ve nasr kelimelerinin birlikte kullanıldığı. Nasrun minallahi ve fethun karib. Yani bu da dikkat çekiyor. Saf suresinde değil mi evet hocam? Evet hocam. Evet. Yani iki farklı yerde iki kavram yine birbiriyle beraber yani yan yana kullanılmış oluyor. Evet. Demek ki bunların aralarında böyle bir anlam ilişkisi var. Evet, ciddi bir korelasyon var hocam. Doğru. Evet. Allah'tan gelecek olan bir yardım ve fetih yakındır. Evet. Yine bakın orada da. Bu çok önemli hocam. Bakın yani bu geldi, oldu demiyor Kur'an. Yakındır. Evet. Yani müminleri bir beklenti içerisinde bırakıyor. Hani demin arz ettim ya, Beydavi diyor niye ca'e fiili kullanılıyor. Evet. Öteden beri akıp gelen bu işte kainatla ilgili umur, bu işler, bu olaylar. Sen onu dört gözle bekleyeceksin. Yardım ve fetih de bunların içerisinde. Bunları geldiğinde teker teker tabiri caizse avlayacaksın bunları. Yani bunlara muntazır ol. Evet. Ey peygamberim, bunları bekle. E şimdi orada da dediğiniz gibi bakın yine yardım ve fetih ikisi birlikte geliyor. E tabi dolayısıyla bu fetih dediğiniz gibi hocam. Gerçi bu nasır kelimesi bugünün Arapçasında zafer anlamında da kullanılıyor. Var yani hocam, nusret. Kelimenin yani daha doğrusu kökünde öyle bir anlamda var. Yardım evet ve hocam, zafer manasında. Hocam Mekke'nin fethi demiştiniz, oradan devam edebiliriz. Evet yani hocam, özellikle öncesinde, malumunuz yani bu fetih Mekke'nin fethine işaret ediyor diyenler olduğu gibi, diyorlar ki özelde Mekke'nin fethi kastedilse de, ki yani geldiğinde geliyor, eğer sure Mekke'den önce indiyse Mekke'nin fethinden önce, Mekke'nin fethine ciddi bir gönderi var demektir hocam. Ayrıca o Mekke'nin fethiyle beraber pek çok ülkelerin fethedilmesine de işaret var malumunuz. Zaten ayetin devamı bunu getiriyor. Yani bir tek fetihten bu sure bahsetmiyor. Geleceğe yönelik bütün fetihler, yani sizi bekleyen fetihler var. Siz buna muntazır ve müheyya olun. Hazır olun, bunu hak edin anlamında. Evet. Çünkü ayetin devamında وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ve sen insanların bölük bölük fevçveç Allah'ın dinine girdiğini gördüğün de ey Muhammed, işte bildiğiniz gibi Mekke'nin fethiyle beraber değil mi, Taif'in fethi, işte Havazin'in fethi, yani civar kabilelerin teker teker, bölük bölük, grup grup İslam'a dahil oldukları, Allah'ın dinine dahil olduklarından bahsediliyor bu surede. Hocam Mekke'nin fethini de bu arada kısaca bir hatırlasak, izleyicilerimizin de böylece bir bilgi tazelemesine de vesile olur. Bu fethin bize verdiği mesajlar var mı? Olmaz olur mu Efendimizin hocam? Uygulamaları, fetih sırasındaki uygulamaları. Kesinlikle üstadım. Yani düşünebiliyor musunuz?
onu çok sevdiği o Ceddi İbrahim'in mamuresi olan o evden, Allah'ın mamuresi olan o Kabe'den mahrum eden ve kendi doğup büyüdüğü yerden havasıyla, suyuyla, kokusuyla birlikte olup neşvinema bulduğu o yerden, memleketinden süren bir topluluğa geliyor. Bakınız hocam. Evet. Bu topluluk onu sürmüştü oradan değil mi? Mekke ona dar geldi. Hatta giderken biliyorsunuz dönüp evet. Kabe'ye bakıp ağladığı rivayetlerde var. Ey Ceddim İbrahim'in mamuresi. Vallahi beni bana bıraksalardı ben seni terk etmezdim. Ama ne yapayım? Kavmim beni mecbur bıraktı buna. Umarım Rabbim yeniden seninle beni buluşturur. İşte hatta innellezî farada aleykel Kur'ane le radduke ila me'ad ayetinin hicret esnasında indiği malumunuz. Bu Kur'an'ı sana farz kılan, bu Kur'an'ı sana bir şeriat olarak veren o Allah var ya, tekrar seni o geldiğin yere çevirecektir. Evet. Orada adeta bir teselli oldu. Ve Kamil Hocam malum Medine'den Mekke'ye girdiğinde sevgili Peygamberimiz, tabii ortam hazırlandığında, şartlar elverişli evet. hale geldiğinde, muzaffer bir komutan edasıyla evet. girmedi bakınız. Rivayetlerde biliyorsunuz o mübarek Tevazu. Sakalı devesinin evet. eyerine evet. dokunacak şekilde iki büklüm girdi. Ve malumunuz Fetih suresini okuyarak girdiği rivayetlerde hatta o sırada Allahümme la aişe illa aişul ahira şeklinde evet. dua ettiği rivayetler. Çok yani güzel. Ya Rabbi gerçek hayat sadece ahiret hayatıdır. Ahiret hayatıdır. Bakın evet. Kamil Hocam ya. Şimdi düşünün koskoca bir Fatih Mekke'ye evet, giriyor. Evet. Ve kendisini oradan sürüp çıkaranların diyarına giriyor. Ama zerre kadar haşa bir kibir gurur yok. Peygamberde evet. bu zaten olmaz. Ve bildiğiniz gibi genel af ilan etmiştir. Hatta dedi ey Mekkeliler, ey kavmim size nasıl muamele yapacağımı öngörüyorsunuz. İşte biliyorsunuz dediler ki işte kardeş bir kişinin oğlu ve kardeş bir insandan biz ancak keremkanlık bekleriz, af bekleriz. İşte o öyle dedi, ben vaktiyle dedi Yusuf'un kendi kardeşlerine dediği gibi size sesleniyorum. La tesribe aleykumul yavum, bugün size hiç kınama yok. Yağfirullahu lekum, Allah sizin hepinizi bağışlasın. Ve huvarhamur rahimin, o merhametliler merhametlisidir. İzhebu entumuttulaka, gidiniz hepiniz serbestsiniz diyerek genel bir af ilan etti biliyorsunuz. Burada sanki hocam şu da dikkat çekiyor. Aslında Mekke'nin fethi bir mekanın tekrar ele geçirilmesi ve yani mekanın fethedilmesi gibi gözükse de asıl fetih gönüllerin fethi. Çok güzel hocam. Yani orada Peygamber Efendimiz farklı bir uygulama af yerine evet. cezalandırma yoluna da gidebilirdi. Gidebilirdi. Ama evet. o zaman işte o gönüllerin fethi gündeme kesinlikle. Gelmeyecekti. Çok iyi dediniz hocam. Evet. Hatta değil mi Kurul Çağrı filminde Ebu Süfyan diyor ya hanımıyla evet. konuşurken. O diyor gönülleri fethediyor diyor. Nerede evet. kaldı Mekke? Tabii Mekke'nin orada fethi de ayrıca sembolik bir değer taşıyor. Yani Kabe orada, Beytullah tabii. orada. Ve içerisinde 360 tane put var. Evet. Her bir güne bir put tahsis edilmiş. Ve gelir gelmez ilk işi biliyorsunuz Allah'ın evini o putlardan temizlemekle başladı. Orada 8 rekat namaz kıldığı vaki biliyorsunuz. Bir de orada Kabe'nin anahtarını ehil olan aileye vermesi de hocam evet. dikkat çekiyor değil mi? İşi ehline vermesi evet. açısından. Hazreti Osman değil mi? Evet. O sülale... Osman yani, bin Talha mıydı? Osman bin Talha, Talha. Evet, evet Allah evet. razı olsun. Kamil Hocam hatırlattınız. Evet. Çünkü Osman bin Talha o sülale öteden beri Kabe'nin bakımını, sidane deniyor, evet. bakımını üstlenmiştir. Hatta Abdullah, Abbas, amcası evet. Abbas geliyor diyor ki, ey Allah'ın elçisi evet. diyor, sigaya bizim elimizde diyor. Ne olur sidaneyi de bize ver. Yani hacılara su içirme falan onlara, evet. onlar bakıyor. Efendim Abdülmuttalib oğulları Hazreti Abbas özellikle Kabe'nin bakımını da bize ver. Hayır buyurdu. Hatta Hazreti Ali biliyorsunuz zorla önce anahtarı elinden aldı. Evet. Osman bin Talha'nın değil mi Kabe'ye sığındı. Damına çıktı. Evet. Ve geldi Peygamberimiz Osman dedi anahtarı elinde tutarken. Vaktiyle ben buraya girip burada tavaf ederken bana bir söz söylemiştin hatırlıyor musun? Hani peygamberimizi engellemeye çalışmıştı Osman bin Talha. İlginçtir ya. Evet. Ve demişti ki Osman bir gün gelecek ki buranın anahtarını benim elimden alacaksın diye. Çok ilginçtir ya. Bir mucize bu. İşte ben bu anahtarı tekrar sana teslim ediyorum diyerek orada gerçekten çok büyük bir centilmenlik örneği hatta sergiledi. Hatta Mekke döneminde çeşitli işkencelere maruz kalan Hazreti Bilal, Mekke'nin fethi sırasında da Kabe'nin damına çıkıp ezan okudu. Ezan okudu değil evet. mi? Ve onu da orada şereflendirdi. Evet, evet. Bir de bu surenin kıymetli hocam bildiğiniz gibi bir farklı özelliği var. Dedik ya vedalaşma suresi olduğu evet. için. Hazreti Abbas rivayete göre bu sure indiğinde ağlamış. Hmm.
ağlıyor ve sevgili peygamberimiz buyuruyor ki ma yubkike ya ammi, amca seni ağlatan nedir, niye ağlıyorsun? O da diyor ki, çok ilginçtir bu ifade, nu'iyet ileyke nefsuk. Bu bir deyimdir, bir tabirdir Arapçada. Diyor ki sana kendi ölüm haberin verildi diyor. Bu sure sana inmekle diyor, aslında sen kendi ölüm haberini ilan ediyorsun diyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyuruyor ki, hakeza benim görüşüm de budur. Hatta bununla ilgili ayet devam ediyor ya, ve insanları bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde fesebbih bihamdi rabbik. Evet. Rabbini hamd ederek tesbih et, ve estağfirhu ve ona mağfiret talep et. İnnehu kâne tevvâba, zira o tövbeleri çok kabul edendir. Bir de hocam burada ilginç bir kelam konusu vardır. Müsaade ederseniz ona hemen değinelim. Vaktimiz var, buyurun, değil mi inşallah? Hocam. Çünkü bu çok önemli. Ben bunu Razi'de gördüm. Beydavi de ondan iktibas ederek almış. Bunlar ilginç insanlar hocam ya. Yani gerçekten bu bizim alimlerimiz, bu Fahrettin Razi. Neden diyor? Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir. Tesbih, hamd ve istiğfar. Hmm. Böyle bir silsileye Kur'an diyor. Burada dikkat etti, itibar etti. Rabbini tesbih et, hamd et ve kendin için de mağfiret talebinde bulun. Yani burada peygamberimizin malum mağfiret dilemesi, iyice kulluğunu hazmettirmesi. Evet. Ve hatta diyor ki Beydavi, zaman zaman insanlarla mecburen nübüvvetten dolayı, peygamberlik vazifesinden dolayı meşgul olduğu için belki barigâh-ı kibriyadan muvakkaten de olsa zaman zaman ayrılmalar vardı ya, yani direkt sevgili peygamberim benimle, benim zatımla yoğun diyalogdan ister istemez senin, evet, yani peygamberlik görevin kopukluk olduysa bundan dolayı mağfiret talebinde bulun diye, evet, rivayet var. Orada tesbih, hamd ve istiğfar. İstiğfar. Yani bunun ayrıca hocam son indirilen, bütün olarak son indirilen surede bunlara yer verilmesi yine sanki sen hayatın boyunca bu üç kavramla irtibatını koparma. Çok güzel. Değil mi? Yani çok bu bir süreklilik hocam arz etsin senin Allah hayatında. Allah razı olsun. Evet. Tesbih edeceksin. Evet. Zaten malum bu ayet indikten sonra bu sure Subhanallahi ve bihamdi estağfurullah ve etubu ileyh. Evet. Peygamberimiz buna çok devam etti. Ben Allah'ı hamd ederek, överek ona tesbih ederim. Bir de hocam Subhanallah dediğimiz vakit isim kullanılıyor, mastar kullanılıyor ya, evet, mastarlar kalıcıdır. Yani isimlerde tecemmüt vardır, fiilde teceddüt vardır. Mesela usebbihullah yerine subhanallah dediğiniz vakit bu tesbih insanın bütün bir hayatını kapsıyor. Evet. Geçmişte de, şimdiki ömrümün şu anında da ve ömrümün geleceğinde de ben Rabbimi bütün noksan sıfatlardan tenzih, takdis eder ve layık olduğu vasıflarla onu över, meth ederim. Ve bihamdih, ve onu överim, ona hamd ederim. Estağfurullah ve etubu ileyh. Allah'tan bağışlanmamı, yarlıganmamı diliyorum ve ona yöneliyorum, ona tövbe ediyorum. Ayet böyle geliyor, evet, ki fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir. Bu üç değerin bütün bir insanın hayatına şamil olduğu, evet, ön plana çıkıyor. Evet. Bir de sevgili hocam burada son olarak belki, buyurun, bunu vurgulayalım. Yine biliyorsunuz Hazreti İbni Abbas'la ilgili bir hikayeye yer verilir hadis kaynaklarımızda ki babasının oğlu Hazreti Abbas ağlamıştı ya. Evet. Niye ağlıyorsun amca? Ya sana ölüm haberim veriliyor. Ona ağlıyorum demişti ya. Evet. Oğlu Abdullah bin Abbas biliyorsunuz tercümanul Kur'an'dır. Evet. Peygamberimizin Allahümme allimhul kitabe ve te'vil. Allah'ın buna kitabı ve te'vili öğret diye duada, senada bulunduğu zat. Küçük çocuk Hazreti Ömer onu alır. Bedir ashabının yanına girermiş. Onların meclisine beraber girerlermiş. Bedir ashabı dermiş ki bizim Erzurum'un huyu da vardır. Yani köylerde mesela köy odalarında eskiden büyükler otururken küçük çocuklardan pek hoşlanmazlardı yani yanlarına gelmesinden. Hatta beklerdik bize bir iş verseler. Mesela su ver derler. Su ver oradan bana bakayım. Su getirirdik ya dünyalar bizim olurdu. Evet. Yani böylece odada kalırdık. Kızarlarmış. Ey Ömer, niye bunu yanımıza getiriyorsun? Bizim bunun yaşında çocuklarımız var. Biz getirmiyoruz, sen niye getiriyorsun? İşte biliyorsunuz hocam. Diyor ki, bu diyor sizin bildiğiniz çocuklardan değil. Buyuruyor ki onlara, ne dersiniz bu İzâ câe nasrullah suresi hakkında görüşünüz nedir? Diyorlar ki, ey Ömer işte belli. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde insanlar bölük bölük Allah'ın dinine giriyor. Görüyorsun ey Muhammed. İyi artık Rabbini tesbih et, hamd et, yani ona şükret. Nimetin bir karşılığı olarak, yani evet, bu nimetlere, evet, karşı teşekkür et Allah'a. Yani ne var? Bu bir müjde.
dönüyor İbn Abbas'a, Abdullah bin Abbas'a, senin görüşün ne? Diyor ki, ey emir el müminin diyor, benim görüşüm şu ki diyor, bu sure Hazreti Peygamber'in aslında ecelinin haber verilmesiydi. Yani iş bitti, artık vazifen doldu, bize dönüyorsun, evet. Hazırlıklarını yap, son hazırlıklarını vakit yap, vakit yaklaştı, ashabınla yavaş yavaş ümmetinle vedalaş. Nitekim el yevme ekmeltu lekum dinekum, değil mi? Ve etmemtu aleykum ni'meti, bugün size dininizi ikmal ettim ve nimetimi size tamamladım. Ve radıytu lekumul İslam'a dine, din olarak da İslam'ı size seçtim ve razı oldum. Zaten bu ikisi malum son inen ayetlerdir. Dolayısıyla diyor burada bir vedalaşma sahnesi var. Peygamberin veda edeceği zamanın yaklaştığını bu sure haber veriyor. Diyor ki benim de diyor görüşüm budur. Ve dönüyor diyor ki anladınız mı şimdi niye bunu getiriyorum ya, sizin yanınıza? Evet. Bu surenin böyle de bir özelliği var hocam. Hocam sureyi ele aldık, muhtevasına da işaret ettik. Bir de şimdi Mustafa Galveş'in sesinden bir Nasr suresi tilaveti dinleyelim. Böylece olur, tamamlamış hocam. Olalım inşallah. Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. İza jaa an-nasrullahi wal-fathu. Hocam Mustafa Galveş'i dinledik. Gerçekten etkileyici bir okuyuşu var. Neler söylersiniz tilaveti hakkında? Evet hocam doğru, Mustafa Galveş gerçekten hocası Mustafa İsmail gibi. O da bir ekoldür. Çok tatlı okuyor gerçekten. Evet. Bu arada surenin de kıraat farklılıklarını var, da var değil mi? Bayati bir makamla çok tatlı bitirdi. Evet. Tabii bu surede hocam fazla olmamakla beraber iki kıraat ön plana çıkıyor. Birisi Ferhal dediğimiz Hamza, Kisai ve Halef'in kıraati ki orada bir imale söz konusu. İzâ cî'e nasrullâhi vel feth. Şimdi Kisai orada üç elif çeker malumunuz.
اِذَا جِيءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Hamza beş elif çeker, hem imale yapar hem sekte yapar. اِذَا جِيءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ Burayı geçerken İbn Kesir فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا وَاسْتَغْفِرْهُ Yani bir elif çeker. Evet. Biliyorsunuz Zamiri. Cumhur zamirin makabli bir önceki harfi sükunsa çekmezler malumunuz. Evet. İbn Kesir Cumhur'a muhalif olarak Mekke'nin kıraati her halükarda bu zamiri çeker. Vestağfirhu şeklinde bir uzatması orada var orada sanki ki, ses anlamı ilişkisi bakımından bir vurgu mu var hocam? Olmaz yani olur mu ondan hocam? Bağışlanma tabii, dile gibi. Vestağfirhu evet. Yani o Allah'tan mağfiretini talep et. Evet. O seni manen ve maddeten sana çok nimetler verdi ve sen bunlara karşılık bütün bu ubudiyetini iyice içselleştirmek için, hazmetmek için ve şey için, tevazu için veya ümmetin adına bu da evet, var. Evet. Allah'tan mağfiret talep et. Vestağfirhu iyi dediniz değil mi? Orada bir vurgulama evet. Söz konusu. Ondan o Allah'tan artık mağfiretini artık sizinle sohbete iste. Devam ettikçe hocam biraz ses anlam ilişkisine de böylece bir şeyler aklımıza geliyor. Ne kadar hocam. İsabet ediyoruz bilmiyorum Estağfurullah. Ama. Estağfurullah sizin tevazuunuz. Allah razı olsun. Hocam programımızın sonuna yaklaştık ama ben Kafirun suresinin faziletiyle ilgili de malum haliniz Peygamber Efendimiz'den nakledilen bazı rivayetler var. Özellikle Efendimiz iki rekatlı namazlarda Fatiha'dan sonra bir rekatta İhlas, diğer rekatta Kafirun suresini evet. Okuduğu evet. Şeklinde rivayetler var. Yani nafile namazlar için de bu geçerli. Çok güzel. Bunu da bu arada hatırlatmış olalım evet, seyircilerimize. Evet hocam iyi dediniz. Mesela akşam namazında değil evet. Mi? Hatta farzda yani akşam evet. Namazının farzında evet. Birinci rekatta sevgili Peygamberimizin Kafirun'u okuyup ikinci rekatta İhlas okuduğu varit. Evet. Ki malumunuz ikisine de mugaşkışa teyin denir evet. Aslında değil evet. Mi? Yani şirkten koruyan. Çünkü ikisinde de hem Kafirun suresinde hem İhlas suresinde tevhid vurgulanıyor. Ve putperestlik. Efendim Allah'tan başkalarına ibadet etme dışlanıyor. Evet. Her ikisi de tevhidi vurguladığı için iyi hatırlattınız evet. Onu hocam. Peygamberimiz mübarek bilhassa nafile namazlarda bu iki sureyi peş peşe okuduğu evet. Var rivayetlerde evet. Hocam. Hocam programımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Estağfurullah hocam ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler bir Elif Lamim daha böylece sona erdi. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hoşça kalın efendim.